Şimdi efendim biz o şekilde düşünmüyoruz. Yani toplumun ayrışmaya gideceğini ve ayrışma yönünde bir çalışma olduğunu düşünmüyoruz. Açıklanan demokratikleşme paketine Kütahya'daki hukukçulardan destek, Kütahya Baro Başkanı Sabit Özdoğalar açıklanan demokratikleşme paketi ile ilgili açıklama yaptı. Demokratikleşme paketini desteklediklerini ifade eden Kütahya Baro Başkanı Sabit Özdoğalar, paketin Türkiye'nin bölünmesinin önünü açan paket olduğu eleştirilerine katılmadıklarını, siyasilerden hiçbir kimse Türkiye'nin bölünmesini istemez ve bu yönde çalışma yapmaz dedi. Okullarda andımızın kaldırılmasını da değerlendiren Sabit Özdoğalar, her gün okullarda 5 dakika süren andımızın okunması çocuklarımız için eziyet oluyordu. Andımızın kaldırılmasının Türklük kavramını ortadan kaldırmak anlamına gelmediğini söyledi. Kütahya Baro Başkanı Sabit Özdoğalar, açıklanan demokratikleşme paketine Kütahya'da eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni isim vermeden eleştirdi. Sabit Özdoğalar, çoğu kesim paketi benimserken muhalefetin eleştiri yapması manidardır. Muhalefetin görevi demokratik ortamda eleştiri yapmaktır dedi. Şimdi kesinlikle böyle bir kavram yok. Zaten biliyorsunuz Türklük bir ırki bir açıklama değil. Anayasamızda da biliyorsunuz Türklük kavramı yer alıyor. Yani Türk olmak demek Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağlı olmak anlamında değerlendirmek lazım. Yani ırki bir değerlendirme ve ırki bir tanım değildir. Bu sebepten biz bu tür Türk kavramının bu şekilde izole edildiğini, ortadan kaldırıldığını biz düşünmüyoruz. Andımızın da kaldırılması ben şahsen isabetli buluyorum. Şöyle ki her sabah çocuklara mutlaka bu şeyleri okutmak veya Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasağım demek hakikaten Türklük, doğruluk ve çalışkanlık anlamına gelmiyor. Bence insanların ruhlarına, kalplerine bu tür doğruluğu, çalışkanlığı aşılamak gerekir. İyi bir eğitim vermek gerekir. Sadece o her sabah mecbur tutulan bu tür şeylerin okunması bence gereksiz de hakikaten bu konuda atımı ben olumlu buluyorum. Her sabah o çocuklara o şeyi söylemek mutlaka o çocukların Türk olduğu, doğru olduğu, çalışkan olduğu anlamına gelmez. Biz çocuklara daha iyi bir eğitim vererek doğruluk ve çalışkanlığı aşılanacağını düşünüyoruz. Sadece o sabahleyin 5 dakikalık bu tür bir dizeleri okumak bence insanları çalışkan ve Türk yapmaz. Başa kim gelirse gelsin, Tayyip Bey de olsa, bir başkası da olsa bir terör örgütüyle işbirliği içine gireceğini ben hiçbir zaman vatanın aleyhine, insanlarımızın aleyhine bir düzenleme yapacağını hiçbir zaman düşünmüyorum. Bu ülkenin insanların aleyhine herhangi bir düzenleme yapacağını, bu ülkeyi böyle parçalayacağını ben düşünmüyorum. Bunlar hep tabii haklı olarak muhalefet partileri, bazı insanları eleştirecekler. Çünkü ülkenin tamamını memnun etmek çok zor. Bu sebeple tabii bazılarının işine gelmeyecek. Bazıları muhalif olmak için, muhalefet etmek için bazı düzenlemelere karşı çıkacaklar. Bu en doğal haktır. Çünkü herkesi memnun etmek maalesef idareciler yönünden çok zor bir düzenlemedir. Ama bu mevcut çalışmaların biliyorsunuz bu çalışmalar, bu son paket 1 aylık bir süreçte hazırlandı. Yani bu işlerde kolaylık olmuyor. Biz inşallah daha yeni açılımlarla insanların daha hür yaşayacağı, daha hukuk yönünden daha güvence altında olacağı, daha özgür olacağı, daha huzurlu yaşayacağı bir Türkiye için atılmış bir adım olarak görüyorum ve bu adımlarında ileride atılacak yeni adımlarla daha güçleneceğine, insanların geleceğe daha umutla, daha güvenle bakacağına inanıyorum.